Sevgi ve saygılarımı sunarak yepyeni bir programa daha başlıyorum. Eğitim hayatınızı kolaylaştıracak merak ettiğiniz sorulara çözümler bulmaya çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi, ikinci öğretimden birinci öğretime geçiş olur mu? Olursa hangi şartlarda olur? Biraz bir bakalım detaylarına. İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş olur, evet. Aynı yüksek öğretim kurumu içerisinde birinci öğretim ve ikinci öğretim programları arasında geçişler yapılabiliyor. Birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş kontenjan sınırlaması olmadan gerçekleştiriliyor. İkinci öğretime geçen tabii ki eğitim harcını ödüyor. İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek de mümkün, ancak bunun için öğrencilerin bulundukları programın başarı sırasında sınıfın ilk %10'unda olmaları gerekiyor. İşte kritik nokta burası. Sınıfta ilk %10'luk dilim. İkinci öğretim öğrencileri örgün eğitim saatleri dışında, yani akşamları ve hafta sonları eğitim görürler. Bildiğiniz üzere bir de eğitim harcı öderler. Bunun dışında her iki öğretim türünde de devam zorunluluğu koşulları olsun, ders içerikleri, programları vesairelerinde bir fark yoktur. Diplomada da ikinci öğretim ya da birinci öğretim diye yazmaz. Tabii ki birinci öğretime geçtikten sonra artık harç ödenmiyor. Hazırlık sınıfında geçiş yapılabilir mi? Hazırlık sınıfı hariç bulundukları sınıfın bütün derslerini veren ve ilk %10'luk dilimde olan bir öğrenci, bunlar arasında üst sınıfa geçenler yatay geçiş için başvurusunu yapabilir. Evet, bu şekilde merak ettiğiniz içeriklerle devam edeceğim. Gençlerin bilgilerini ve tecrübelerini paylaştığı bir platform aynı zamanda burası. Sorularınızı bana da sorabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında diyalogda da kullanabilirsiniz yorumları. Abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız birlikte büyürüz ve son dakika gelişmeleri cep telefonuna mesajla anında gelir ve fırsatları da kaçırmamış olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.